Arkadaşlar, herkese merhaba. Mutlu akşamlar, mutlu bir pazar günü, tatili ve akşamı diliyorum. İstanbul'a beklenen kar yağdı bu kısacık meteoroloji haberinden sonra. Ben Ozi, herkese keyifli bir gece diliyorum. Bir kere de Instagram Müzik On Air profilindeyiz. Ozi ile Türkçe rock sohbetleri yapmak için sevgili dostlar. 2021'e girdik, hızlı ilerliyoruz. Neredeyse Ocak ayı bitti bitiyor. Ve 5. Ozi ile Türkçe rock sohbetleri adına yine Müzik On Air Instagram profilindeyiz. Herkesi selamlıyorum. Bu akşam da canlı yayın konuklarım efendim Plastik isimli grup. Onlar uzun zamandan beri varlar. Müzik yapmaya devam ediyorlar. Albümler, şarkılar, single'lar yayınlamaya devam ediyorlar. Ve çok da sevdiğim dostlarım. Çok çok eski zamanlarda onlarla radyoda, Rock FM'de ve belki de başka radyolarda yayınlar, canlı bağlantılar yapmışızdır. Efendim. Ve onlar da geldiği gibi derken geldiler galiba. Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bakalım. Ah, sevgili dostum hoş geldin. Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Merhabalar. Sağ ol dostum benim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Programa katıldın. Keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sevgili Eren. Evet, umarım öyle olacak. Biz teşekkür ederiz bu arada. Rica ederim, rica ederim. Ben de bu adreste yeniyim kardeşim. Müzik evet. Ona yerde. Evet. Burada işte Plastik olarak 5. yayın olacak. Bakalım neler olacak. Biraz Plastik'i tanıyacağız. Evet. Türk rock gruplarımızı Müzik Ona Yer platformunda, Instagram profilinde sevgili dostlar. İşte benim aracılığımla bu kültüre adapte etmek, bilmeyenlere, bu büyük kitleye Türk rock ve alternatif müzik sanatçılarını ve gruplarını bu anlamda tanıtmak misyonuyla, göreviyle biz de yayınlarımızı her pazar burada yapmaya başladık, devam da ediyoruz. Pekala, bu akşam Plastik Band ya da evet. Plastik ile beraberiz. Bu arada Plastik son harfi K değil C sevgili dostlar, İngilizce'deki gibi. Onu altını çizelim. İsmail Doğru. YK isteyen bir arkadaşımız var. Şu an İsmail YK'mız yok. Plastik Band'den Eren'imiz var. Onunla idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Evet, hayal kırıklığı ama olsun yani. Olsun. Evet, biz de idare yani. Ederler. Evet, evet. Kardeşim inşallah iyisindir, iyi görünüyorsun. Evet, yani bu dönemde işte mümkün olduğunca, elimizden geldiğince, elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz ya. Bu arada belki bizim gruptan diğer arkadaşlar, Seren, Arda, Hakan da belki canlı yayına katılmak istiyor olabilirler. Bilmiyorum nasıl becereceğiz o işi ama. Vallahi ben denerim. Denerim. Bilmiyorum. Belki bilen varsa yazsın. İkinci veya üçüncü kişiyi alıyor muyuz? Ben şu ana kadar Instagram canlı yayın kariyerimde hep birebir, yani bir kişiyi bağladım, bir kaynağa bağlandım. Doğru. Ama ikinciyi, üçüncüyü alabiliyor muyum? Ekran böyle bölünüyor mu 2'ye, 3'e, 4'e, onu bilmiyorum. Bir deneriz ya. Ben de bilmiyorum. Bir deneriz. Oluyorsa. Bir deneriz. Biz Eren biliyorsun biz old school, yani eski evet. Mektep. Biz normalde radyo yayını yapan adamız abi yani. Evet ya, senin Rock FM'de aslında gönül isterdi ki yine radyoda ama tabii artık herhalde sistem ister istemez böyle bir şey dönüşecek gibi görünüyor. Bu arada sadece bir canlı konuğum olabilir uyarısı verdi. Öyle biraz. Miymiş? Evet, sağlık olsun. Evet. Sağlık olsun. Evet, evet, evet. Buradan arkadaşlarımız da yazmış. Bak Semih de sadece bir kişi alınabiliyor denmiş. Ya. O yüzden çok özür dilerim. Yani buradan o zaman Instagram'a sesleniyorum. Böyle bir kişiyi alıyoruz. İkinci, üçüncü kişiyi de almak istiyoruz. Kardeşim, sevgili Instagram yetkilileri bakın bu sesimizi duyun. Evet, bu konuya bir çözüm istiyoruz. Burada... Evet, ben burada mesela filarmoni orkestrasını konuk edeceğim zaman ne yapacağım mesela? Evet, yani tabii evet, bir grup olunca bu iş böyle bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz ya. Olsun, neyse ben onlara vekaleten sözcü olarak burada elimden geleni yapacağım. Olarak, evet, Plastik grubunun sözcüsü olarak bugün Eren'le beraberiz. Abi o zaman evet. Çok güzel bir açılış yaptık. Şimdi Adana'dan bir yola çıkıldı. Sonra neler oldu? İstersen biraz grubu anlat, biraz bahset, biraz tanıtalım.
Ne Tamam. dersin? Tabii keyifle. Tabii Şimdi keyifle. aslında biz Aslında biz 2004, 2004-2005 gibi 2004-2005 kurulduk. gibi kurulduk. Sanıyorum birkaç sene sonra Birkaç da sene işte sonra yaptığımız da demolarla, işte yaptığımız kötü demolarla şeylerin işte kötü olduğu şeylerin olduğu dönemden dönemden bahsediyorum. bahsediyorum. Senin Senin misafirin misafirin olmuştuk zaten olmuştuk zaten Rock Rafet FM'de. Rock FM'de. Evet ya. Ya Hatırla. o jingle hala yayınlıyorum biliyor musun? Yani sizin bir sesinizden böyle bir jingle yapmıştık biz. Hep Aynen hatırlarım. öyle. Aynen Ve öyle. o da efsane oldu. Efsane Biz olduk. uzunca bir Biz dönemde uzunca Rock bir FM'de dönemde bizim Rock şarkılar FM'de bizim çaldı. şarkılar Daha çaldı. sonra çok Daha ilginç sonra çok ilginç tesadüflerle de karşılaştık bir tesadüflerle de zamanla. karşılaştık bir zamanla. Onlara da gelirim ama önce Onlara da grubu gelirim özetle ama önce anlatayım. grubu özetle anlatayım. 2004'ten bu yana kadar 2004'ten işte bu yana birçok kadar işte birçok mekanda çaldık. mekanda İstanbul'da, çaldık. Ankara'da, İstanbul'da, sonra Ankara'da, Adana'da birçok yerde Adana'da çaldık birçok tabii yerde ki bu çaldık zaman tabii ki bu zarfında. zaman zarfında. Aynı zamanda Aynı işte kendi zamanda işte şarkılarımızı kendi üretmeye şarkılarımızı çalışıyorduk. üretmeye çalışıyorduk. Çok fazla Çok birikmiş işimiz fazla birikmiş vardı ama işimiz onları bir araya vardı. getirmek Onları bir çok araya zaman getirmek aldı. çok zaman İşte aldı. gerekli imkansızlıklar oldu. İmkansızlıklar Bir oldu. araya Bir araya gelemedik, problemler gelemedik, vesaire. problemler Ama vesaire. sonunda Ama sonunda bu sene bu sene biraz bizim için biraz yoğun bizim geçti. için yoğun Bayağı bütün geçti. Bayağı parçalarımızı, bütün elimizdeki parçalarımızı, sakladığımız elimizdeki hepsini sakladığımız hepsini tamamlayıp kaydettik. tamamlayıp İşte kaydettik. bütün İşte dijital platformlarda dijital yayınladık. platformlarda Biraz yayınladık. bağımsız Biraz olarak, bağımsız kendi başımıza bu olarak işi kendi yapmaya başımıza bu işi çalışıyoruz. yapmaya Tabii nereye çalışıyoruz. kadar Tabii gider, nereye kadar nasıl gider, olur nasıl olur tartışılır. tartışılır. Ama Ama şimdilik fena gitmiyor şimdilik gibi. fena gitmiyor gibi. Tabii pandemi süreci Pandemi süreci hepimizi etkiledi. hepimizi Doğal etkiledi. olarak şu Doğal anda olarak şu anda tüm müzisyen arkadaşlar gibi biz de evdeyiz. biz de evdeyiz. Bir yerlerde şu anda Bir yerlerde sahne şu anda alamıyoruz. sahne Ama alamıyoruz. işte fırsat Ama işte buldukça fırsat buldukça yine kendi şarkımızı yine kendi tamamlayıp şarkımızı kaydetmeye tamamlayıp kaydetmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. İşte senin gibi eski Senin gibi dostlarımıza bir eski araya dostlarımıza gelmeye bir araya çalışıyoruz. gelmeye çalışıyoruz. Böyle geçiyor zaman. Böyle Yani bizim geçiyor grup zaman. şu anda Şu anda üyelerinden de bahsedeyim. üyelerinden de Benim bahsedeyim. dışında Evet. Arda var. Arda var. Arda Öz, o Arda bizim Öz, bas o bizim gitaristimiz. Aynı bas zamanda gitaristimiz. klavyelerle de ilgileniyor. Klavyelerle de ilgileniyor. Evet. Onun yanında Onun Seren yanında var. Seren'le Seren var. zaten Seren'le zaten Rock FM'e geldiğimizde o da Rock vardı. FM'e geldiğimizde o da vardı. O da seni hatırlıyor, sana Seni selam da hatırlıyor, sana söyledi. selam da söyledi. Aleyküm selam. Ben de oradan, ben de oradan diyorum çok pardon. Ben de buradan, oradan buradan selam söylüyorum Seren'e. Onun dışında bir Onun dışında de bir de Hakan var. Hakan var. Hakan da Evet. davul Hakan ve da bek davul ve vokallerimize bek ilgileniyor. Seren vokallerimize gitarist bu ilgileniyor. arada. Seren Aynı zamanda gitarist bu arada. Aynı zamanda şarkı yazarı da şarkı bizim yazarı da en bizim son bize en son katkısı bize mesela katkısı Ardına mesela Bakma Ardına şarkısıyla Bakma oldu. O şarkısıyla tamamen oldu. onun şarkısı. Tamamen onun şarkısı. Hakan da hem Hakan da işte hem bizim işte şeyde şeyde sahnede sahnede bütün altyapılarımızla ilgili bütün altyapılarımızla ilgili bütün kurgularımızı kurgularımızı o o yürütüyor. yürütüyor. Böyle bir grubuz. Böyle bir Onun grubuz. dışında yani Onun müzik dışında dışında yani yaptığımız müzik dışında işler var. yaptığımız işler Seren var. grafik Seren sanatçısı. grafik Arda bir sanatçısı. Arda işletme bir şirketin işletme bir bölge şirketin müdürlüğünü, bölge bölge müdürlüğünü, sorumluluğunu bölge yapıyor. sorumluluğunu yapıyor. Seren, Seren, Hakan'ın da kendi Hakan'ın da kendi yani müzik dışında müzik bir dışında kafeterya, bir bar kafeterya, benzeri bir yer bar açtılar benzeri şimdi bir yer Adana'nın açtılar şimdi merkezinde. Adana'nın merkezinde. Bir yandan o da onunla Bir yandan ilgileniyor. o da onunla Hepimiz ilgileniyor hepimiz. bir şeylerle, ben de Bir mimarlık şeylerle ben yapıyorum de tabii ki, mimarlık onu da yapıyorum tabii ki söyleyeyim. onu da söyleyeyim. Bir yandan da bunlarla Bir yandan da uğraşıyoruz, öyle bunlarla söyleyeyim. uğraşıyoruz öyle söyleyeyim. Harika gördüğünüz gibi hepsi eğitimli çocuklar. Hepsinin işi Evet. gücü var. Müzik tabii ki can damarımız. Müzik hiçbir zaman susmasın, susmayacak da. Bununla alakalı da zaten keyfiniz bol olsun, müzik susmasın, yaşasın sanat mesajı atan Aydın İlkan ya da Aydın Tilkan olabilir. O Kardeşimize sevgiler, çok Aydın abi. teşekkürler. Aydın abi. He, Aydın abi. Aydın Adanalı. abi. Çok efsanevi bir gitarist. Efsanevi bir gitarist. Aydın abi, Adana'ya selamlar. Bu arada Adana'yı çok seviyorum. Adana'ya 2-3 kere geldim. Çok güzel bir yer. Evet, güzeldir. Yazın biraz serin oluyor sadece. Orada biraz sorun yaşadık. Neden Evet. acaba 150 derece değil de 120 derece oluyor diye merak etmiştim en son. İnsan Onu daha da sıcak olsun insan daha istiyor, değil sıcak mi? olsun istiyor. Daha sıcak olsun, böyle yok olalım, eriyelim falan. Ben bu asfaltta böyle yatayım falan istiyorum. Doğru. Gördüğünüz gibi plastik grubunun tüm üyeleri harika, eğitimli, müthiş adamlar ve en sonda galiba buraya not aldım unutmamak için dostum 2020 tarihli Ve Yalnız Kalırsak son single galiba doğru mu? O Doğru. yayınladınız. Doğru, Doğru. evet. Evet. Doğru. Ve yalnız Ve kalırsak. peki ilk çıkış neydi? İlk çıkış hangi yıl? Yani bir şey servis ettiniz. İlk 2015 sanıyorum 2015 Bozuk Radyo sanıyorum yayınladık. Bozuk Radyo yayınladık. Evet. Spotify'da yayınlamıştık Spotify'da onu. yayınlamıştık Tabii onun onu. bir de klibi var Bir de klibi YouTube'da. var Onunla YouTube'da. başladı ama Onunla ondan başladı sonra ama bir ondan 3-4 yıl sonra bir kadar 3-4 yıl kadar bir böyle zorunlu mu böyle diyeyim artık zorunlu mu diyeyim ya da artık
kader diyelim. Ara vermek durumunda kaldık. Aslında birikmiş, az önce de belirttiğim gibi çok şarkımız vardı ama onları tamamlama şansımız olmadı. Onlar birikti zaman içerisinde. Sonra işte bu pandemi artık bize çok hani hep konuşuluyor ya, kimilerini kötü yönde etkiliyor ama insanlar bir yandan da evde kendi yapmak istedikleri fakat yapamadıkları şeylere zaman buluyorlar ve onları tamamlıyorlar. Bizim için de aslında böyle bir süreç oldu. Son bir 6 aydır sanıyorum, 6-7 aydır. Ne kadar parçamız varsa onları tamamladık, yayınladık. En sonuncusu da işte Ve Yalnız Kalırsak'tı. Evet, öyle Peki, oldu. full bir albüm, bir hard copy, bir plak basmak ya da bir ne bileyim CD basmak bir planınız dahilinde mi acaba Eren? Ya çok istedik onu. Aslında çok aklımızdan geçti, istedik. Fakat şöyle bir gelişme. Bu nasıl oluyor açıkçası bilmiyorum. Biz herhalde doğru bağlantıları da kuramadık zaman içerisinde. Çünkü biraz da süreklilik gerektiriyor bu iş. Biz çok böyle dağınık bir dönem geçirdik. Yani parçalarımızı tamamlamak, onları yayınlamak, onlarla ilgilenmek, belki de işte prodüksiyon şirketlerini bulmak ya da albüm yapacak firmalarla iletişim kurabilmek adına eksikliklerimiz vardı. Sonra onu giderim falan diye bir düşündük bir ara. Sonra grupla bunu çok tartıştık. Herkes kendi fikrini tabii ki söyledi. Ama genel olarak yaklaşım şöyle. Tabii ki olabilir. Yani bir plak şirketiyle niye çalışmayalım? Bir bütün olarak bir albüm yapıp neden labeled gruplar arasında biz de yer almayalım diye. Fakat sonra şunu düşündük. Asıl maksadımız ne? Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim asıl amacımız işte bütün hani hayat görüşümüzün ortak olarak birleştiği noktalarda bir şeyler yazmak, bir şeyler söylemek, onları da bir yerlerde yayımlamak. Sonuç itibariyle albüm de yapsak Spotify'da yayınlanacak. Yapmasak da orada yayınlanabiliyor. Dolayısıyla arada çok bir fark olmadığını düşünüyoruz. Arada bir promosyon farkı olduğunu düşünüyoruz. Promosyonda sanıyorum bize yani şu anda Türkiye'deki grupları incelesek, albümü olan ve promosyondan faydalanan belki çok geçmişten gelen çok iyi gruplar dışında aslında çok da bir şey değiştirmediğini gördük. Hatta belki bazı gruplarda biraz daha bağımsız yönde hareket etmenin onun sunduğu özgürlükten de faydalanabilirler belki. Biz şimdilik buralarda Evet. dursak ne olur acaba diye onu düşünüp tartıştık. O anlamda bir albüm yapıp şu anda bir prodüksiyon şirketiyle bir arada değiliz. Ama bu olmaz anlamında değil. İleride olabilir belki bilmiyoruz yani. Evet. Yani şimdi artık çok yeni bir grup değilsiniz. Bence o yüzden böyle totalde bir elimize bir ürün almak adına bir müzik takipçisi bağımlısı bir insan olarak bir yandan da yayıncı olmanın dışında ben mesela şahsen isterim öyle bir şey diye bir sesli düşündüm. Evet. Böyle bir ufak bir talep gibi olabilir. Belki de çok severleriniz de varsa bu sayı çoğalırsa o zaman siz de belki böyle bir şeyi daha net hayata geçirebilirsiniz diye Evet. düşünüyorum. Tabii ama diğer yandan da dediğin gibi dijital platformlarda da daha rahat, daha özgür ve daha kolay aynı şekilde hızla yayınlanmak, dağılmak veya bir yerlere ulaşmak da tabii ki mantıklı. İşin bütçesel tarafından baktığında tabii bir yandan da o biraz da masraf. Evet. Malum bir plak basmak, bir albüm basmak ya da bir hard copy basmak o biraz da belki maddi açıdan da zorlayabilir belki de insanları. Bu da düşünülebilen şeylerden tabii Ya ki. sanıyorum böyle durumlarda genellikle grupların maliyetleri işte stüdyo, kayıt, ekipman o süreç çok aslında ciddi maliyetler tutuyor. Bir de bunun promosyonu ile ilgili yani PR çalışmaları dışında tutuyorum. Ama videolar gibi böyle veyahut da işte sosyal medya çalışmaları ve benzeri şeyler aslında çok masraflı işler. Sanıyorum daha çok Evet. buralarda şeyler var. Herhalde prodüksiyon şirketlerinde bu yatırımı yapmak için bunu yapacağı grupta ya da müzisyende o yıldızı ya da o ışığı belki talep ediyor olabilir. Sonuçta bizim bulunduğumuz, bunu bir pasta olarak kabul edersek Türkçe rock müziğin bulunduğu dilimin ne kadar düşük olduğunu aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun yansımaları bize her anlamda oluyor. Dinleyici sayısında oluyor, izleyicisi, takipçisi. Her anlamda görüyoruz bu eksikliği. Hatta canlı çaldığımız zaman bile bunlarla karşılaşıyoruz.
Çünkü sahneye çıktığımızda da bunları tecrübe ediyoruz rahatlıkla. O yüzden bu işin oluru bu gibi görünüyor ama bu de, haklısın. Evet, bunca yılın emeği olarak bir böyle hard copy bir şey elde etmek, belki bunu yayınlamak Ya bir de hani çok iyi duygusal olarak olabilir. biraz da baktım. Bir hatıra, hani Evet. çocuğumuza bir hatıra, eşimize, dostumuza bak böyle bir şey yapmıştık falan, ama evet bu biraz da maddi açıdan bir plan Doğru. gerektirir. Bir bütçesel bir plan, bir toplantı yapmak da gerekebilir grup üyeleri adına, sizin adınıza konuşmak gerekirse tabii. Barış Göksu, sevgiler dostum Barış Göksu official demiş ki bütün sanatçılar Adana'dan çıkmaya başladı. Aslında bütün sanatçılar Adana'dan derken Adana'dan uzun yıllardan beri Evet. ülkenin çok bilindik isimleri çıkıyor. Keza Bursa'dan, Ankara'dan, değil mi Eren? Yani Evet, doğru. Adana'dan bayağı, Adana'dan bayağı halka, ülkeye mal olmuş büyük isimler var, değil mi? Kesinlikle öyle ya. Yani tabii edebiyattan da başlıyor bu Edebiyattan da hikaye. başlıyor Sadece bu tek hikaye. başına Sadece müzik tek değil, başına müzik değil. sinemada, Evet, edebiyatta. sinemada, edebiyatta. Ama bizim herhalde bu Herhalde artık bu artık havasından, havasından soyundan bir şey yani. soyundan bir şey yani. Buradan göçüp Buradan İstanbul'da göçüp yaşayan çok İstanbul'da fazla yaşayan müzisyen çok var. fazla müzisyen var. Ve çok aktif Ve çok olarak da aktif müzik hayatının olarak da içerisinde müzik yer alan hayatının içerisinde yer arkadaşlarımız alan da var. arkadaşlarımız da var. Bizim grubumuzun Evet. eski üyelerinden Erman var Erman var mesela. O mesela. bayağı O aktif bayağı aktif çalışıyor. çalışıyor. Seren de Aha. İstanbul'da. Seren Bizim de İstanbul'da. grubumuzun şu anda üyesi olmasına Anda rağmen üyesi olmasına İstanbul'da. rağmen. Her ne Seren kadar de o da İstanbul'da. aktif İstanbul'da, evet o. İstanbul'da. Evet, evet, evet. Aktif olarak Evet, orada aktif müzik olarak yapmıyor orada tabii müzik ama yapmıyor tabii o da ama o da İstanbul'da. İstanbul'da. Buradan giden işte Direct Direkt var. işte Direct'i Direkt var. bilirsiniz. Direkt işte Bilge. bilirsiniz Bilge. O da Evet. orada. Çok yakın arkadaşlarım. Bilge Evet. Köse Balaban, Evet. Alex, Özgür. Onlar, evet. Ama en Adanalı Alex biliyorsun. Diğerleri Onlar. yurt dışından. Alex Adanalı aslında. Tamam. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Bu arada şey var. Bu arada Kolpa var. Kolpa var. Barışlar. Boralar. Barışlar Onlar da var. buralılar. Ya evet abi. Evet. Yani şimdi tabii Adana deyince akla şey geliyor. Mesela Haluk Levent muhakkak. Tabii ki. Aynen. Feridun Düzağaç, Murat Kekilli. Evet, Değil doğru. mi? Evet, doğru. Umut Rahmetli Kuzey. Murat Göğebakan vardı, Murat Göğebakan rahmetli. vardı. O da Murat Adanalıydı. Göğebakan Hı. Adana'dan. Evet, şimdi ilk etapta aklıma ilk gelenler. Yani Ankara'dan da çok isim var tabii mesela. Geçmişten Dejavu var, Manga var. Doğru. Ondan sonra işte Bursa'dan mesela Şebnem Ferahlar, Pentagramlar falan, değil mi? Yani çok böyle Adana, Ankara, Bursa falan, bunlar bayağı merkezi. Yani Türkiye'de özellikle rock alternatif camiayı, müziğe sektörü doyuran üç şehir gibi düşünülebilir. Doğru. Ankara'dan daha var. Mesela Ankara'dan daha Zakkum var. var. Mesela Eski Zakkum Reyndok. var. Eski Reyndok. Ya tabii. Evet. Düşündüğümüz zaman Metropolis çok var. çıkıyor Bayağı da. var, evet. Aynen. Aynen. Metropolis hastasıyım zaten. Ben de öyle. Çok Ben de severim. öyle. Serdar Drummer'ı tanıyor musun? Müthiş grup. Bayılıyorum demiş Serdar Drummer. Serdar tabii ki bizim kardeşimiz. Ben aşağıdan göremiyorum ama Serdar, ha şimdi gördüm. Ha, Evet, görüyor Serdar. musun? Gördüm, Yorumlar. evet. Evet, görüyorum şimdi. Evet. İlhan Samuk 2006'da Killing in the Name of. Evet, bu bizim Evet. Adanalı grup Rage Against the Machine'in ölümsüz eseri. Killing in the Name of da aslında Plastiğe ait bir şarkı. Orijinali Plastik Doğru. tarafından. Buralarda öyle biliniyor. Kinya Söz çok özledim Kutlay demiş. Sevgiler Kinya Söz. Adana'nın en Evet. efsane müzik grubu Kübra Duran Evet, sağ olsun KC. Kübra'ya, teşekkür ederiz. Abi Yogu Biran 87 Plastik demiş. Gülmüş 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 gülmüş. Ondan sonra Emrah Selam demiş. Müzik kolektör merhaba. Müziksiz yaşam yaşam değildir. Bu da çok önemli bir laf. Kesinlikle. Müziksiz yaşam yaşam değildir. Ondan sonra Sakin vardı merhaba. Ankara'dan Sakin vardı demişler. Ankara'dan. Sakin Ankara'dan Doğru. sakin, Doğru. evet. Tek bir albüm, müthiş bir albüm. Sonra dağılan efsane olmuş. Bu şekilde bir albümle efsane olmuş. O mertebeye yükselmiş gruplardan sakin. Kesinlikle öyle. Adana'da mimarsın. O işin dışında neler yapıyorsun Erencim? Adana'da nereye gidiyorsun? Pandemi olmadığını düşünelim. Ne yaparsın? Nerelerde takılırsın? Valla açıkçası ben Valla çok açıkçası ben dışarı çok çıkan bir dışarı insan çıkan bir değilim. insan Onu değilim. söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim Çok yani. Peki vaktimi genellikle evde asosyal misin geçiriyorum. dur? Asosyal misin yani? Ya tam olarak öyle Ya de tam diyemeyiz olarak öyle ama de benim diyemeyiz tüm ama gün benim iş tüm gün öyle iş hayatımı ele hayatımı geçirmiş ele durumdaydı. geçirmiş durumdaydı.
Yani ofis, ev, bir yandan üniversite var. Benim iki tane üniversitede birden mimarlık dersleri veriyorum aynı İki zamanda. üniversitede birden. Hangi üniversiteler sevgili dostum onlar? Birisi Çukurova Mimarlık Fakültesi, birisi de Antep'te Kalyoncu Üniversitesi. Evet. İki tane okul, bir yerde ofis, sonra ev. Açıkçası öyle dışarıda çok böyle vakit geçirme imkanım olmuyor. Yoruyor beni yani. Tabii biz bu kadar yoğunluğunu bilmiyorduk tabii. Evet. Velhasıl Maalesef. tabii vakit kalmaz. Bu Kalmıyor ama arada pandemiden önce, müthiş. 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 Müthişsin. Müthişsin. Eyvallah. Pandemiden önce ne yapıyorduk? Pandemiden önce ne İşte yapıyorduk? İşte sadece sadece hafta hafta sonuna sonu çaldığımız mekanlara çaldığımız gidiyorduk. mekanlara gidiyorduk. İşte gruplu beraber tabii. Gruplu Ondan beraber önce tabii. vakit Ondan önce bulursak vakit bulursak arkadaşlarımızın mekanları var. arkadaşlarımızın Az önce mekanları var. Az bahsettiğim önce gibi. bahsettiğim Oralara gibi. gidiyorduk Oralara falan böyle gidiyorduk çok. falan böyle Çok çok. dışarıda Çok açıkçası vakit dışarıda açıkçası geçirmektense bir vakit araya geçirmektense gelip bir araya gelip arkadaşlarımla, dostlarımla arkadaşlarımla vakit vakit geçirmek benim geçirmek için benim için daha daha faydalı oluyordu, faydalı öyle oluyordu söyleyeyim. öyle söyleyeyim. Evet. Sanıyorum öyle geçti yani Sanıyorum öyle zaman. geçti yani zaman. Unuttuğumuz demeyelim de o an aklımıza gelmeyen sanatçı örnekleri gelmeye başlamış. Adana'dan Ferdi Tayfur, Müslüm Doğru. Gürses, Yaşar, Pilli Bebek Ankara tabii ki. Cem abiye buradan sevgiler, tüm ekibe sevgiler. Pilli Bebek efsanesine. Lokko Kesinlikle. var demişler. Ben Lokko bende yok, bilmiyorum. Plastik özledik mi demiş Serkan01TR. Çok özlediğimiz şeylerden biri tabii ki sevgili dostlar plastik ama normalde olması gereken hayatımızı özlemiş durumdayız. Önce zaten ona bir tekrardan sahip olsak, onu tekrardan bir yaşamaya başlasak, beraberinde bu güzellikleri tabii ki yaşamaya akabinde devam edeceğiz inşallah. Kesinlikle öyle. Pekala. Merhaba Özcan, iyi yayınlar demiş Sema Ekol. Özcan sevgili dostumuz üzerinden ben merhabanızı alayım yayında ki şahıs Ozi olarak ben ve Eren sevgili dostum ama buradan sevgili Özcan'a da iyi yayınlar tabii ki. Onu da buradan aktarmış olalım. Başka neler var? Mesajlara bakıyorum. Eren'in Kayıp isimli kitabını herkese tavsiye ederim. Aa! Böyle bir şey mi var? Hadi bunu da aktaralım. Var evet Aktaralım, vallahi. bunu da aktaralım. Ne oluyor kayıpta? Vallahi o da işte aslında uzun zaman üzerinde uğraştığım bir hikayeydi. Onu da böyle asbelkader bir araya getirdim, derlediğim diyeyim. Sonra yaklaşık 3-4 yıl kadar yayın evi aradık. Sonra yayın evlerine tabii yaklaşık 20-25 tane yayın evi tarafından reddedildikten sonra vazgeçmek üzereydim ki. Emrah diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla beraber bir aracı oldu ve bir yayın eviyle tanıştık. Sağ olsunlar orada Ümit Bey vardı. O da yayınlamaya uygun gördü. Biraz böyle onların ismi, onların daha doğrusu tür olarak psikolojik roman diye adlandırdılar. İçerik öyle görünüyor. Ama hikaye işte böyle bir ikilem yaşayan, benim kendi görüşüm şöyle. Adana ölçeğinde Türkiye haritasının ortasında bir yerdedir. Göç alıp göç veren, sürekli değişken bir yerdir. Türkiye'de bir anlamda Doğu Batı arasında aslında aynı hikayeye maalesef maruz kalıyor. Böyle işte bir ikilem yaşayan, hani içimizde doğru olduğunu bildiğimiz ama bir türlü onları yapmaya cesaret bulamadığımız gibi durumları ele alan bir kitap. Özet olarak öyle söyleyeyim. Şu an Erencim şu an kitap almak istesek satışta mıdır? Nerelerden Evet. temin edebiliriz? Yani İstanbul'da Yani İstanbul'da birkaç yayın evinde, birkaç birkaç yayın evinde kitapçıda birkaç vardı. kitapçı da Fakat vardı. internetten sanıyorum daha kolay İnternetten sanıyorum daha bulursunuz kolay büyük bulursunuz. ihtimalle. Hemen hemen Tamam. hepsinde var diye Hemen biliyorum. hepsinde var diye biliyorum. Tamam. Kayıp olarak Evet. Google'dan satış noktalarını bulabiliyoruz bu Evet, kitabın. rahatlıkla Evet, bulabilirsiniz. rahatlıkla bulabiliriz. Tamam. Pekala. Aynı zamanda bir şırdan severdir demişler senin için. Ya da senin için mi emin değilim. Vatanperverdir. Aynı zamanda Fender severdir. Ve Müşkül Pesent'tir falan diye. Bu böyle bir şarkı sözü gibi. Yeni rap gruplarının yapmış olduğu şarkıların sözleri gibi. Vatanperverdir, aynı zamanda Fender severdir. Müşkül Pesent'tir. Yok falan gibi mesela. Bir Şarkıya şarkıya dönüşebilirdi. Olabilir. Yani mesela bizim neyimiz eksik ki? Yapabiliriz. kesinlikle ama onu yorumları yapanları gördüm ha. Kutlayo.
Kutlay da müzisyen bu arada. Bizim Adanalı dostlarımızdan biri. Halı sahada da ortaları bak demiş. Halı sahada da ortaları voleleyendir. Baba çok eğlenceli. Bak şurada çok eğlenceli bir ekip bizi izliyor. Allah onların hepsinin iyiliğini versin. Öpüyoruz. Kesinlikle kesinlikle. Evet. İyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş Murat Didin. Çok teşekkürler sevgili dostum, takipçimiz harikasın. Sen de iyi ki varsın. Sevgiler, selamlar herkese ve mutlu akşamlar. Yayına yeni bağlananlar, ne yapıyor bu iki tane adam burada diyenler için Ozi ile Türkçe Rock sohbetlerini gerçekleştiriyoruz. Karşımızda da Plastik grubundan Adana'dan Eren. Şu an Adana'dan bizlere bağlanıyor. Biz de ona bağlanıyor olabiliriz. Belli olmayabilir. Şu pandemi bitse de canlı canlı duymak istiyorum, dinlesek Plastik'ten. Cever Met, sevgiler. Duymak istiyoru, duymak istiyorum demişler. Kayıp muhteşem, kesinlikle okuyun. Harika, kayıp alıyoruz hep beraber. Evet, ya iyi bir sol ayaktır falan diyor. Sen bayağı futbol falan mı oynuyorsun yoksa başka biri mi oynuyor grupta, nedir abi? Aslında gruptaki herkes futbol oynuyor bu arada. Yani Arda, Hakan, Seren, ben. Böyle bir halı saha turnuvalarına falan mı katılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya Adana'da yapacak çok fazla bir şey yok. İşte haliyle boş zamanlarımızda. Ne yapıyoruz? İşte kebap yapıyorum. Yiyoruz falan. Kesinlikle. Şırdan. Nasıl ya? İlk defa diyorum Adana'da. Gerçekten mi falan? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Kebap. Normalde Paris'te yenen bir şeydi ama bu da evet. Burada da mı var falan? Var var bizim burada. Burada da var. Ha, güzel o zaman. Ya öyle oynadığımız var ama gençlik zamanları tabii yani artık. Şimdi pek olmuyor o işler. 3 sene öncesinden falan bahsediyorsun galiba gençlikler. Hemen hemen. Hemen hemen. Abi ben seni ilk gördüğümde nasıl? Sen şu an hala oradasın. Öylesin bak ben sana söyleyeyim yani. Sen de hiç değişmemişsin bu arada. Eyvallah. Canım benim sağ ol ya. Bak şu yanlarda beyazlar çoğaldı biraz. O kadar olur ya. Yani saçlarım şu an kısa ama normalde uzatınca bayağı bir Gandalf'a evet. Doğru olabiliyor yani. Olsun onun da bir güzelliği var ya. Allah'ım benim. O senin güzelliğin. Çok teşekkürler kardeşim. Senin pozitifliğinden kaynaklanıyor. Bu senin gibi insanlarla bir arada olmaktan yıllarca. Bir de Adana'da herkes futbolcu yazan biri var. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Düşünsene Adana'ya uçaktan iniyorsun havalimanında herkes top oynuyor. Ya vallahi işte boşluktan abi boşluktan abi. Okuldan kaçıyorsun ya. Top oynuyorsun yani yapacak bir şey yok. Yani ama Adana Spor, Adana Demir Spor buradan değil mi? Emekçilerin evet, takımı kesinlikle. Falan buradan saygılar. Müthişler yani acayip saygı duyuyorum. Tamam tamam saçma sapan yorumlara devam etmeye çalışıyorlar hala ama o hepsini okumayacağım bunları. Yok ayağını kurban kesenler falan kimya söz sana abi bir 10 dakika mesaj atma yasağı koyuyorum mümkünse. Nedir bu ya? Kinyas, bir de çok Emrah meyilliyiz. Emrah biliyorum ya bir de çok meyilliyiz geye. Böyle bir önünü almazsan bu akıyor gidiyor yani. Kesinlikle acayip. Öyle olur. Espiritüeliz, felaket. Peki, İstanbul'a gelip gidiyor musun? Devamlı Adana'da mısın? Biraz yoğunluğun var anladığım kadarıyla ama eğitimler, okullar falan, mimarlık. Evet. İstanbul'a yoğun düşüyor mu? Çoğunlukla Adana'dayım. Bir işte pandemi olmasaydı bir gelmem gerekiyordu aslında. Hatta grupça gelecektik. İşte birkaç yerle görüşme anlamında. Hem de bir, plak firması bir, gibi mi? Plak evet, firması. Evet. Ve bir iki şarkının da kaydını orada yapmak üzere. Aslında planlarımız vardı Seren'le birlikte. Kurgulamıştık hikayeyi ama sonradan işte pandemi ortaya çıkınca gelemedik kaldı. Ve belki şu durumlar düzelirse geliriz diye umuyorum. Yani aşılamalara başlamışlar Eren'cim. Evet. Umut var mı bilmiyorum yani, ama. Eğer bu ikinci aşamaları falan da var ya bu olayların. Doğru. Şimdi bilmiyorum yani biz ne zaman aşılanırız, aşılanır mıyız onu da bilmiyoruz da. Hani normale döner gibi bu vaka sayılarında da gördüğüm kadarıyla haberleri de az çok takip ediyoruz. Bir düşüş söz konusu bu. Hafta sonu yasakları, biraz evet. Daha işte aşılarla, aşıların hayatımıza girmesi falan filandan sonra biraz daha böyle sanki daha iyi, daha pozitif ve olumlu bakabiliyoruz gibi. Yani en azından bakabileceğiz gibi Mart-Nisan ayıyla beraber sanki.
Valla başka da çaremiz yok. Çünkü hani hepimizi hangi işi yapıyorsak yapalım aslında çok kötü etkilemiş durumda bu Bir hikaye. sene oluyor, bir sene Evet. oluyor. Az bir Evet. zaman değil. Yani aşıdan umut besliyoruz konuya ama öteki türlü de başka böyle bir uçuruma doğru gidiyor hikaye. Çünkü müzisyen olan herkes hemen hemen şu anda çok zor durumda. Aynı Çok zamanda çok. mekan işleten insanlar çok zor durumda. Öteki türlü sektörleri de çok etkilemiş durumda. Yani sadece bir şey değil. Tabii bize ne zaman gelir bu aşı bilmiyorum ama bizim de umudumuz böyle Mart, Nisan, en azından yaza kadar bu iş toparlansın ki önümüzdeki sene herkes ağırlıklı olarak da mekanlar ve müzisyenler biraz belini doğrultsun diye umut ediyorum. Kesinlikle. Yani burada tabii müzik sektörü çok geniş bir Evet. alana yayılmış durumda sevgili dostlar. Çok kere çok yerlerde söyleniyor tabii. Rodisinden DJ'ine, teknisyeninden şoförüne, gitaristine, davulcusuna, Evet. mutfakta yemek yapanına, garsonuna, karşılama hostesine, güvenlik görevlisine, barmenine, işletme sahibine, yani saysak sabaha kadar sayarız. Evet. Dişliler çok, sayısı çok. Gerçekten çok zor bir süreç, sıkıntılı bir süreç ve kabaca Mart'tan beri baktığımız zaman Mart'ta bir seneyi doldurmuş olacak. Yani işte bir sürü ödemeler, Doğru. faturalar, biriken borçlar, kiralar, ev olsun, eğer bir iş yeriniz varsa o iş yerinin kirası olsun, oraların faturaları, evlerin faturaları. Yani hakikaten deli işi düşündüğün zaman hani böyle hani delirmemek elde değil gibi bir durum Evet. Ekipmanı çıkıyor satan sonuçta. müzisyen arkadaşlarımız var. Yani çok Kesinlikle, zor, çok kesinlikle. zor. Ben bu ilanları gördüm. Var. Hala da var. Çünkü bir şekilde insanlar evine ekmek götürmek durumunda. Bunlar artık birçok insan tarafından biliniyor, konuşuldu. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Aa, gerçekten mi? Şimdi mi böyle bir şey var? Gibilerinden konuşmanın da manası yok ama Evet. umarız özetle bunlar kısa bir süre içerisinde hallolur, çözülür. Evet, umarız. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Bir de şimdi hafta sonu sadece iş yapan yerler vardı. Bir de şimdi uzun zamandan beri biliyorsun Erencim, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var bir de. Doğru. Hani hafta içi iş yapamamasını koy bir kenara. Ama bir de sırf hafta sonu iş yapmaya çalışan insanlar, para kazanmaya çalışanlar varken süreçten dolayı bir de hafta sonu sokağa çıkma yasakları da binince üstüne haliyle o insanlar iyice kepenk indirmek Evet, durumunda evet. kaldılar. Bu da biraz gerçekten zor, gerçekten zor. Kesinlikle öyle oldu vallahi. Lafı parmağımdan aldın. İnsanlar enstrümanlarını sattılar demiş. Kutla Yuyar. Evet. Böyle bir de yaşamına son verenler var. Çok üzücü şeyler var gerçekten. İnşallah sevgili dostlar tüm ülkemizi ve tüm dünyayı artık rahat bırakacak. Çekecek, gidecek bu dert. Umarız en kısa sürede. Pekala. Evet. Bu en hard zamanlarında eve bayağı bir ekstra kapandığımız zamanlarda evde neler yaptın? Albümler dinledin mi? Filmler izledin mi? Mutfağa girip sen de bir ekmek yapayım dedin mi? Valla çok çok fazla bir şey yaptığımı söyleyemem ama sanırım yaptığım en yoğun iş plastiğin şarkılarıyla ilgilenmek oldu. Çünkü böyle kafamda yarım kalmış projeler vardı. Onları birlikte paylaştık. Sonra bunları nasıl çözeriz, nasıl tamamlarızı tartıştık. Aslında en önemli iş bu oldu. Tabii bunun yanında diğer rutin süren mimarlıkla alakalı olan işleri bir kenara bırakırsak çiçeklerle falan ilgilenmeye başladım. Biraz Aa, çok emekli güzel. Ben de çok evet. severim. Ben de Biraz çok öyle bir severim. alışkanlığım Öyle bir oldu. alışkanlığım oldu. Elimden geldiğince kitap Elimden okumaya geldiğince kitap çalıştım, okumaya yalan yok. çalıştım, yalan yok. Ama şöyle bir şey Ama var. şöyle Artık bir bu durum şey o kadar var. sıkıcı bir O hale kadar geldi sıkıcı ki bir hale insan geldi evde ki insan evde kapanmaktan bir hastalık seviyesine gelir bir duruma gelir bir duruma ulaştık. Çünkü aynen. bu asosyal durum bizleri Asosyal çok kötü durum bizleri etkiliyor. çok kötü Dolayısıyla etkiliyor. evde de artık bir Evet. işe Artık bir konsantre işe olmak, bir konsantre şeye olmak, tamamen bir şeye kendini tamamen verebilmek de kendini çok verebilmek zorlaşmaya de çok başladı. zorlaşmaya başladı. Gerçekten Ama zor bir durum. Hepimiz çok gibi zor, ben de evet. yaşıyorum. Yani hani yataktan kalktığın andan itibaren bugün ne yapmalıyım, ne yapayım ya da ne yapacaktım? Evet. Aa, evet işte mutfak var burada. Burası salon, yatak odası, banyo. Aa, bir balkona mı çıkayım?
Aydur soğukmuş, salona döneyim. Yemek yapmam lazım. Ne yapayım falan. Yani bir de hastalık hastası gibi hissetmeye başlıyorsun. Psikolojiyi çok etkiliyor. Hani böyle Evet. aa başım ağrıyor, yok sırtım ağrıyor, yok bacağım mı ağrıyor? Ay kendimi dinlemeler olayı var. İnsanın kendini dinlemesi de kötü bir şey. O açıdan biraz da sıkıntılı tabii ama işte o Kesinlikle. yüzden dedim belki kafayı dağıtacak böyle bize hani bir film tavsiye et, bir dizi tavsiye et falan anlamında. Valla aslında ben Valla çok aslında böyle ben dizi çok insanı böyle değilim dizi ama insanı Arda değilim ama yakınlarda, Arda hatta yakınlarda bugünlerde bana bana bu bir dizi sene bana bir önermişti. dizi önermişti. Bizim aynı yaşlarda Aynı olduğumuz yaşlarda için olduğumuz şu için şu Karate Kid'i hatırlarız hatırlarız herhalde, herhalde 80'ler, 80'ler 90'lar. 90'lar. Çok Onun böyle severim. bir Onun yeni böyle bir yeni bir bir aslında aynı aslında aynı karakterlerin sonraki karakterlerin hayatını sonraki anlatıyor hayatını anlatıyor sanıyorum. sanırım. Cobra Kai diye bir dizi var. Cobra Ona Kai. sardım bu ara. Evet, Oturdum onu Cobra izliyorum Kai. şimdi. Cobra Kai, Bayağı da evet. Cobra bayağı da Kai, evet. keyifli oldu, Cobra Kai yalan keyifli yok. oldu, yalan yok. Onun dışında Onun müzik dışında dinliyorum, Daniel evet. Son. Daniel Son. Daniel San, Daniel doğru. Son, evet. Evet. Mesela şu aralar şeye Mesela şu sardım. aralar Bir şeye jacuzzi sardım. Bir dinliyorum. jacuzzi dinliyorum. Aslında sanıyorum Aslında biraz da geç sanıyorum biraz da fark geç ettim herhalde fark ettim onları. herhalde onları. Edenotopya'yı dinlemeye Edenotopya'yı çalışıyorum. dinlemeye Birkaç tane çalışıyorum. grup var Birkaç böyle tane grup sevdiğim. var böyle sevdiğim. Böyle elektronik temalı Evet. şeyler değil mi Doğru, biraz? doğru. Doğru, Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. O yani yeni hani Yani bu yeni hani buralardan buralardan severek severek dinlediğim son severek zamanlarda dinlediğim onlar var. zamanlarda onlar var. Çok film Çok izlemiyorum film açıkçası, izlemiyorum dediğim gibi. açıkçası, Biraz dediğim böyle gibi biraz böyle ekrandan uzak kalmaya ekrandan uzak çalışıyorum o kalmaya açıkçası. çalışıyorum o Çünkü açıkçası çünkü işte hem dersler olsun, dersler hepsi olsun online hepsi dijital online dijital platformlar. platformlar. Bir de böyle zaman Bir de böyle içerisinde zaman hafif içerisinde buldukça, hafif zaman buldukça buldukça zaman kendimi buldukça biraz kendimi ekrandan kopmaya ekrandan çalışıyorum kopmaya yani. çalışıyorum yani. Genel olarak böyle Genel olarak söyleyebilirim. böyle Çok fazla bir söyleyebilirim. şey yaptığım Çok fazla bir şey söylenemez yaptığım yani, dediğim gibi söylenemez işte. yani, dediğim gibi. Dersler, iş Dersler, ve iş. Evet, kayıtlar, sen müzik. zaten Onun üzerine dışarıda yönlendim. yoğunluğun varmış. Aslında biraz da güzel. Bu süreç için o dışarıdaki yoğunluğun aslında senin hani ruhsal ve fiziki sağlığın içinde iyi bence Eren. Kesinlikle öyle oldu. Kesinlikle öyle oldu. Kesinlikle. Yani en Kesinlikle. azından hani kafanı dağıtmak adına yoğunluk. Bir bakıyorsun Evet. hop akşam olmuş, yorulmuşsun, yatıp Doğru. dinleniyorsun. Sabah kalkıyorsun Çukurova Üniversitesi. Oradan işte diğer okula gidiyorsun. Mimarlık ofisi. İşte ne Evet, yapıyorduk falan. Bu tarz öyle gidiyor, olaylar. doğru valla, evet. Zincirleme. Zincirleme. Aynen. Ama Sevgiyi şunu da bırakma özledim demiş. yani, Özledim yani. Söyle. hani bu biz böyle Biz böyle hani hafta sonu hafta sonu gelsin, işte gelsin, toplanalım, işte toplanalım, oturalım, çalmadan oturalım, önce birazcık çalmadan önce içelim, sonra da birazcık sahneye içelim, sonra da çıkalım, sahneye çıkalım, gece de çıkışta gece de bir şeyler yiyip çıkışta eve bir şeyler yiyip dönelim eve dönelim hikayesini gerçekten çok hikayesini özledim gerçekten yani, çok yalan özledim yok. yani, yalan yok. Bizim Bizim için için belki belki müzisyen müzisyen tarafı tarafı için için hikaye hikaye çok çok keyifli keyifli gibi gibi dışarıdan dışarıdan bakınca bakınca görünüyor. görünüyor. O O zamanlar zamanlar yoruluyorduk. yoruluyorduk. Ama şimdi o Ama şimdi yorulmayı o bile, ya yorulmayı bile abi ya nasıl oluyor abi ya nasıl falan, oluyor keşke ya olsa da yorulsak, keşke olsa sabah da eve yorulsak gelsek sabah falan eve diye gelsek falan diye. Ya düşünüyor onu insan çok kere yani. konuşuyoruz. Çok çok evet gerçekten yani soundcheck yapmayı özleyen Evet. rüyasında görenler var. Aynen öyle. Yani zaman işte şöyle bir durum çıkıyor. Yani bu bir klişe tabii ama hani değerini biraz daha fazla bilmeye başladık bazı şeylerin kaybettiğimiz için. Evet. Zamanında hiçbir sorun yokken atıyorum bir tane kablon eksikti, bir cakında sorun vardı falan çok sinirleniyordum falan filan ya hani sahneye çıktın, ekipman kuruluyorsunuz falan. Abi işte şöyle oldu, böyle oldu abi falan filan yok kısa devre yaptı, jack kırıldı, kablo koptu zart surt. Şimdi keşke olsa da kablo kopsa dersin mesela değil mi? O moddasındır yani şu an mesela. Ona Evet. Ya sinirlenmezsin mikro mesela. yok, Artık pozitifsin, kesinlikle. daha da pozitifsin mesela. Hani değil Evet. mi? Dersimizi aldık. Dersimizi aldık. Yani öyle Bu söyleyeyim. tarz. Evet. Yani Kesinlikle. sevgili Covid, biz dersimizi aldık. Bir artık çek Sal git bizi. artık ya. Allah Allah. Bir sal bizi artık ya. Yani. Yani yeter artık. Yeter. Kesinlikle öyle vallahi. Ama bir şey söyleyeceğim. Demin mesela bahsettiğim muhabbette şey vardı ya, işte konserden sonra çıkardık, bir şeyler yerdik. Gecenin ikisidir, üçüdür falan. Ya bir çorbacıya gidilir, ya bir kokoreççiye gidilir, değil mi? Bir kebapçıya gidilir Kötü. yani. Yani öyle olmak Yani öyle zorunda, olmak çünkü zorunda, çünkü bir defa gecenin bir bir defa kritiğini gecenin yapmak bir kritiğini gerekiyor. yapmak gerekiyor. Nasıldı, ne oldu, Nasıldı, kim ne ne yaptı, oldu, kim ne çalamadı yaptı, filan. çalamadı Onları filan. Onları tartışacaksın. Kafa iyiyse Kafa iyiyse ayılacaksın. ayılacaksın. Yani Değil mi? iş, bu işin büyüsü orada İşin aslında. büyüsü Yani orada biz aslında. Dur hani peki, şunu, dur. O tamam, zaman dedikodu vakti. Şimdi dedikodu vakti. Bak şimdi tamam, dedikodu doğru. yapacağız. Sizin şimdi grupta Arda var, Seren var, Hakan var, sen varsın. Evet. En çok sapıtan hanginiz oluyordu?
Mesela acayip bir gece geçirdiniz. Acayip bir gece geçirdiniz. İlk kontrolü kaybeden kim olur? Dayanıksız kimdir? Dayanıksızlık değil ama kontrolü kaybeden kişi olarak kimi toparlarsınız? Şimdi Seren çok dağıtmaz, hatta hiç dağıtmaz. Arda da dağıtmaz. Ben ara ara ama en fazla Hakan dağıtıyor. Evet, Hakan. Grubun çılgını. Dağıtanı Hakan mı? Çılgını o mu? Hakan evet. Olayları var mı? Geçmişten günümüze olayları var mıdır kendisinin? Var var. Çok büyük olayları var. Yani Serdar şimdi şöyle. Şey demiş. En çok sapıtan ben oluyorum demiş Serdar. Evet. Serdar kendi grubunda evet sapıtıyor. Dinlerken de sapıtıyor olabilir. Ama bizim grupta en fazla Hakan'dır yani. Evet. Ve çok çok efsanevi olayları Hakan. Vardır Hakan'ın. Var. Ya şimdi şöyle aslında Hakan sevgili bizim Hakan, seni, burada seni mı dağıtan bilmiyorum olarak en çok dağıtan olarak seni belirledi Eren Hakan'cığım. Öyle öyle ama doğru. Evet. Ya çok tehlikeli o şeyleri olmuştur yani. Hani sahneden yani hani düştüğü sahneden olmuştur. Bazı konserlerimizi de işte burada işte Hakan el sallıyor şu anda. Umarım kızmıyordur bu arada bana. Ama Buradayım anlatacağım dedi. yani. Evet. Anlatacağım yani. Hoş Yani geldin Aydın'cığım. Bak senin kulakları çınlatıyorduk. Eren'le tam üstüne geldin. Ya da gelmiştin bilmiyorum. Ya Hakan şöyle yani biraz şeydir böyle duygularını böyle yoğun yaşar. Dolayısıyla biraz da böyle fazla içiyor bazen arada sırada. O yüzden ilk çıldıran o olur yani aramızda. Sonra ben, yalan yok. Sonra Arda olabilir. Ama Arda ile Seren eşittir yani. Onlar pek çıldırmazlar. Genelde Hakan'la ben. Onlar da sakin olsun. Grupta bir kişi de iki kişi de sakin kalabilsin canım. Doğru öyle Olsun. oluyor. Genellikle Onlar da öyle sakin oluyor. sakin. Hakan'ın sevgi kelebeği olduğunu söyleyen bir arkadaşımız var. Arda Arda ve o. Arda Hakan benim. sevgi Arda. kelebeği. Aynen. Yani dağılanlar, düşenler, davul ekipmanını dağıtanlar, sahneden düşenler, uçanlar hepsi bu programda. Doğru. Harika. Peki hala. Bu arada plastik grubu adına mesela bir bahsettiğiniz bir projeniz vardı. Geçtiğimiz günlerde paylaşım da yaptınız Instagram'dan. Evet. Onunla alakalı biraz bilgi vermeni istiyorum ama ne durumda, ne oldu o ayrıntılar? Şimdi o konuşmanın başında aslında hani bu ve yalnız kalırsak diye yeni yayınlanan şarkımız için Ve yalnız kalırsakla alakalı. evet Evet. ve yalnız kalırsakla ilgili biz bir video yapalım diye kendi aramızda düşünüp duruyorduk bu konuyu. Seren aslında bizim grupta bu konuda çok yeteneklidir. Ardına Bakma'nın videosunu o yaptı. Daha evvel de Bozuk Radyo'da bir videomuz var. Ama biz bu şarkı için istedik ki şimdi bu şarkının içeriği aslında biraz günümüz şu an yaşadığımız şeylere biraz temas ediyor. Belki bugün bunu bir yarışmaya açsak diye kendi aramızda tartıştık. İnsanlar şu an evlerinde bununla ilgilenirse eğer video yapmakla ilgilenen insanlar çünkü son dönemde bu çok trend yani işte YouTube videoları hazırlamak ya da Instagram'da çeşitli içerikler oluşturmak gibi. Biz dedik ki bir deneyelim bakalım bu şarkıyı bir yarışmaya açalım. Bu yarışmanın içerik bakımından hazırlanacak videoların da tamamen insanlar ne hissediyorlarsa, şarkıyı dinlediklerinde akıllarına ne geliyorsa, onlara ne anlatıyorsa onu ifade edebilecekleri bir video haline getirip bizimle paylaşsınlar istedik. Bunun karşılığında da biz tabii ki mutlaka bunu bir yarışma olarak ele alıyoruz ama aslında bir birlikte üretmek gibi bir anlamı var. Daha çok bizim için. Bunu alıp yayınladıktan sonra da işte artık kim hangi video seçilirse o videonun tasarımcısına sahibine bir ödül verelim dedik. Onu da istediği, kendi talep ettiği hangi dijital müzik platformu varsa. Çünkü istiyoruz ki müzikle alakalı bir iş olsun ödül olarak da. O platformdan 3 yıllık bir üyelik verelim diye düşündük. Sonra bu projeyi tamamlayıp işte çeşitli platformlara ilettik. İşte sana da ilettik. Teşekkür ederiz paylaştığın için.
Böyle bir çalışma. Şu anda da işte bu ay sonunda sonuçları bekliyoruz. Katılım da var bayağı. Beklediğimizden de fazla açıkçası. Onlardan bir tanesini seçeceğiz ve umarım bizim için mutlaka ki güzel olacak. Katılan için de keyifli bir iş olur umuyoruz. Onu da paylaşmayı planlıyoruz. Şimdilik ay sonunu bekliyoruz. Tamam, pekala. Ay sonunda açıklanacak. Güzel bir şey ve ilgi gösterdiğiniz için, katılımda bulunduğunuz için ben de teşekkür ederim şahsım adıma. Tabii ki böyle şeyleri görmek, böyle alternatif işlere de destek görmek gerçekten sevindirici. Bu arada bir şeyler çalmanı bekleyenler var aslında. Böyle bir şarkı, böyle minicik bir kuple falan bir şey var mı imkanım bilmiyorum ama acaba var mı öyle bir şey yapar mısın? Ya çok zor olabilir şimdi çünkü. Yani ses olarak çok iyi bir ses alamayacağız da yani o da var. Evet. O biraz sıkıntılı olabilir. Bir de şey yansıma şey kendi sesimi duyuyorum. Yankı geri var. Dönüyor. Yankı var evet. Geri dönüş var. Onunla birlikte çalmak zor olabilir. Yani bunu biz radyoda ya da televizyonda çok profesyonel bir altyapıyla verebiliyoruz ki keyifli gelebilsin diye. Ama bu gibi bu yönde güçlü altyapılar olmadığı için mesela şu Instagram profilinde hem çalana eziyet olacak hem de gerçekten iyi bir ses de gitmeyecek. O yüzden de kötü gitmesini de istemiyor çalan insanlar. Bunu da anlayabiliyorum. Siz de anlayabiliyorum tabii ki. Yani o yüzden de çalamıyoruz. Ne yazık ki çalamıyoruz. Yani yankı yapıyor. Böyle teneke gibi gidiyor yayına ses. Evet, olmuyor rahatsız falan eder. Böyle. Rahatsız eder. Evet. Ama radyoda ya da televizyon programlarında falan yaptık. Yapacağız inşallah. Yine yapıyoruz ama burada biraz böyle şey oluyor. Denedik de bunu bu arada. Ben kendi mesela Ozzy On Air Instagram profilim var. Oradan Ozzy On Air'den birçok sanatçıdan rica ettik. Sağ olsun dostlarımız çaldı ama yani yankılı gidiyor, kesiliyor, çaldığını anlamıyor, dinleyen ne gidi iyi gitmiyor o ses falan. O Evet, yüzden biraz başka sefere sıkıntılı. diyelim. Yani evet. Yani anlayışla karşılarsanız çok seviniriz sevgili dostlar. Sorun olmaz. Canı sağ olsun. Yok abi çal çal falan diyenler var tabii ama yani evet. Pekala şimdi yeni şarkıdan sonra tabii ki gruplarda sevgili dostlar yeni şarkı bitmiyor tabii yani mesela atıyorum 2020'de bir tane şarkı ya da bir single işte yayınlamışlar ama mesela devamlı üretiyorlar. Üretim aşamasından ise bir araya gelip bir şeyler yapabiliyor musunuz böyle beyin fırtınaları ya da sık sık birbirinizi görebiliyor musunuz grup üyeleri olarak? Tamam Senen İstanbul'da ama diğer arkadaşlar oralarda galiba. Evet, Arda ve Hakan Adana'da benle birlikte biz mümkün olduğunca tabii fırsat buldukça dışarıda olduğumuz vakitlerde bir araya gelebiliyoruz. Evet. Ama Seren'le tabii Seren de aslında Adana'da bir onun da sürdürdüğü bir kafe bar türü bir işletmesi var. O da ara sıra Adana'ya geliyor. Geldiğinde onunla da görüşmeye çalışıyoruz. Ama çoğunlukla İstanbul'da. Evet, bu süreçte herhalde onlar da biraz zarar etti ne yazık ki değil mi? Öyle bir süre evet, yani öyle bir evet. işletmese. Çünkü Çok açık zorlandılar. değiller tabii ne yazık ki. Doğru. Kapalı Onun olduğu dışında için. evet onun dışında bir araya gelmeye özen gösteriyoruz vakit buldukça tabii. Şarkılarla ilgili de işte şimdi yine uğraştığımız bir parça var. Yine Selin'in bir şarkısı. Şimdi alıp onu düzenlemekle falan uğraşıyoruz. Tabii sürekli fiziksel olarak bir araya gelemesek de elimizden geldiğince yine böyle aynen buna benzer şekilde dijital olarak bir toplanıyoruz ya da yazışıyoruz. Konu hakkında beyin fırtınası yapıyoruz mutlaka. Ama tabii biraz vakit alıyor, biraz daha zor oluyor. Çünkü birlikte prova yapmak, birlikte çalmak kadar etkileyici ya da şey olmuyor, tam destekleyici olmuyor. Ama yine de mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışıyoruz. Peki, bu arada aklıma gelmişken unutmayalım, aktaralım hemen onu. Plastik grubuna sevgili dostlar, sosyal ağlardan ulaşmak isterseniz tabii ki bir Instagram'ları var. Ya da diğer platformları. İstersen onları aktaralım. Hangi adreslerden sizlere ulaşılabiliyor? Şimdi Plastic Official olarak bir defa Instagram şu an burada birlikte olduğumuz profilimiz var. Yine Evet. Plastik Band 01 olarak Twitter'da da yerim şey var, profilimiz var. YouTube'da da yine Plastic olarak Plastic Official olarak YouTube'da kullanıyoruz. C Yine Plastik harfiyle olarak yazıyoruz. evet C ile evet C C ile harfiyle. Plastik
TİK'teki o C, K değil Evet, arkadaşlar. evet. C ile. Tabii bunun yanında işte dijital müzik platformlarında hemen hemen hepsinde. Şimdi plastik isimli çok fazla dünyada grup olduğu için bazen karışıyor. Biz o yüzden özellikle büyük harflerle yazdık grubun adını. Dolayısıyla öyle aratıldığı zaman rahatlıkla insanlar bize dijital platformlarda ulaşabilirler. Onun dışında fazla aslında bir de SoundCloud kullanıyoruz. Yine o da Plastic Official olarak duruyor. Genelde böyle. Sosyal Ama medyada tabii böyle var herkesin oluyoruz. bildiği en çok şey galiba, yani daha çok tabii Spotify, değil mi? Evet. O takip edilir. Evet. Gerçi tabii iTunes var, Deezer var. Birçok yerler var tabii ama Doğru. daha çok galiba Spotify, yani hem o konuşuluyor hem o bahsediliyor. İlk önce ondan bahsediliyor. Çok Önce çok oraya kolay, yükleniyor kullanması şarkılar çok falan. kolay. Sanıyorum herhalde bu müzik platformlar arasında da algoritması en dinleyici dostu çalışan uygulama olabilir. Çünkü aradığınız ya da beklediğiniz türde müziği size sürekli ulaştırdığı için biz de böyle bir yerde aslında en fazla Spotify'da sanıyorum dinleniyoruz diye tahmin ediyoruz. Evet, plastik ismi nereden geliyor sorusuna çok maruz kalmışsınızdır tabii, ama hadi bu programda da soralım bir tane, nereden geliyor? Bir kere daha anlat. Tamam. Plastik adı nereden geliyor demiş Cakadur. Veya Anladım, tüm merak anladım. edenler, tüm merak Tamam. edenler için. Ahmet'e o zaman Ahmet'e o özellikle. zaman Ahmet bilir aslında Ahmet ama bilir tabii yine aslında ama şöyle tabii yine şöyle biz biz bir aslında biz aslında grupça grupça belki tamamımız değil belki ama tamamımız çoğunluğumuz değil ama Radiohead çoğunluğumuz hayranı. Radiohead hayranı. Ben özellikle en Ben fazla özellikle en grupta fazla Radiohead takip Radiohead edenlerden takip biriyim. edenlerden biriyim. Ha, Fake Plastic Tree. Doğru, evet. Grubun Doğru, adı evet. da işte oradan Oradan. geliyor. İşte oradan geliyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama nasıl güzel şarkıdır ya. Okey Çok. Computer'de değil miydi o Çok. şarkı? Evet. Okey Evet. Computer'de değil Okey galiba. Computer'de değil galiba. Bands'te olabilir. Bands'te olabilir. Bands'te mi? Hmm, Fake Plastic evet. Trees. Evet. Okey. Ben de çok severim. Ben de çok severim. Kesinlikle. Yani Valla benim Radiohead çok severim. ya benim hayatımda Benim hani hayatımda müzik benim hayatımda hayatımda akışı akışı değiştiren hayatımda iki akışı değiştiren gruptan biri. iki Birisi gruptan biri. Oasis'tir. Birisi Oasis'tir. Birisi de Radiohead'tir. Birisi de Radiohead'tir. Öyle söyleyebilirim yani. Öyle O yüzden söyleyebilirim. O bayağı yüzden bayağı. Oasis'te daha çok etkileniyoruz. Radiohead ben. Ben daha Etkileniyoruz. çok Radiohead Evet, abi. doğrudur. Aynen. Oasis'teki o Snob iki kardeşten dolayı ısınamadım ben Oasis'e. Değil mi? Sinir O bozucular. sinir Evet. bozucular. O Noel'le kardeşi var ya. Ama şimdi beraber değiller. Liam. Ayrı Beraber ayrılar. değiller. Ayrı ayrı. Liam, evet. Ayrıla, Liam, evet. çünkü birbirlerini doğuruyorlardı. O kadar gıcık ki ikisi de. Doğru. O yüzden birbirlerini öldürmemek için onlar ayrıldı yani. Ve hala da böyle kanlı Hala da böyle bıçaklılar. kanlı Takip bıçaklılar. ediyorum ben Takip ikisini de. ediyorum ben ikisini de. Evet. Noel ile Liam var ya, yani illallah hani Ama olsun ya. felaket. O Bak Oasis efsane. ben Kutlay'a katılıyorum. The Verve Oasis'tense The Verve diyorum abi. Evet. Yani Tamam. Ben de çıtayı bir tık Richard Ashcroft. arttırayım. Richard Evet. Verve yerine Ashcroft. Richard Evet, Verve Ashcroft yerine diyeyim Richard ben de. Ashcroft. Ha, Bir yani tık Richard Ashcroft da olur. arttırayım. Ama The Verve de okey. Yani bu arada The Verve Pipe diye bir grup da var ki o Evet. da güzeldir. Böyle gider bu işler. Yani ama Radiohead Kesinlikle. okey. Sahte olan her şeye karşı olarak plastik ismine vurgu yaptık var bir de. Tabii. Tabii. Öyle bir metaforik Böyle anlamı bir da var metaforik tabii. anlamı da var tabii. Çünkü şarkı da Güzel, öyle bir şeyi güzel. Şarkı da anlatıyor öyle bir şey aslında. anlatıyor aslında. Güzel, güzel. Pekala, harikasın. Babacığım çok sağ ol. Gerçekten bence keyifli bir sohbet oldu. Biliyorsun kısıtlı Benim süresi için de. var bu Instagram muhabbetinin. Radiohead harika bir grup. Evet, Nature is Hidden. Biz de çok seviyoruz. Plastiği daha çok seviyoruz. Ama isim Teşekkür babası ederim. Biz de oldukları için seviyoruz. de Biz de Fake seviyoruz. Plastic Trees'le onlara da teşekkür ediyoruz. Efendim, Kesinlikle. var mı eklemek istediğin Eren'cim? Çok ben mutlu oldum seni bu vesileyle görmüş olduğum için, keyifli bir sohbet yaptığımız için çok teşekkür ederim. Valla ben de çok mutlu Ben oldum. de çok Grup mutlu adına oldum. Grup hepimiz çok adına mutlu hepimiz olduk. çok mutlu olduk. Öncelikle özlemişiz, onu Öncelikle da söyleyeyim özlemişiz, onu da yani. söyleyeyim. Eyvallah. O radyo ses O tonunu radyo ses duymak tonu güzel oldu, onu duymak. söyleyeyim yani. Sağ ol. Sağ ol. Çok naziksin. Çok naziksin. Çünkü o zaman da bizi çok O zaman da bizi etkilemişti. çok Çünkü etkilemişti. radyoda duyduğumuz Radyoda sesle seni duyduğumuz canlı sesle seni dinlerken canlı vay be dinlerken demiştik, vay adamın be demiştik. ses
Radyoya tam yani gidiyor hikayesi. O Rock FM Çok zamanları çok güzel zamanlardı. Efsane zamanlardı. naziksin. Teşekkür ederim. Bizim için bir mutluluk oldu. Teşekkür ederiz. Rica Valla çok ederim. da aslında ekleyecek bir şey yok. Biz çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Umarım daha fazla insana ulaşabiliriz. Belki bağımsız olarak devam ederiz bu hikayeye. Belki bir gün bir plak şirketiyle birlikte çalışırız. Hiç bilmiyorum. Ama her halükarda biz sonuçta müziğimizi üretmeye devam edeceğiz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşmaya, insanlara ulaştırmaya elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sen de buna bugün vesile oldun. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Keyifli. Umarım herkes bizi dinlemekten keyif alıyordur, zevk alıyorlardır. Herkese bu pandemiden bir an evvel kurtulacağımız, mutlu ve sağlıklı olacağımız, eski keyifli canlı müzik dinleyebileceğimiz, yiyip içip belki de Hakan gibi dağıtabileceğimiz akşamlara geri döndüğümüz günleri. Aynen öyle. Aynen öyle. O günleri tekrar diliyorum. Herkese mutluluk ve sağlık Peki. diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür Çok ederiz. çok sağ ol. Rica ederim. Benim için de keyifli. Arkadaşlar, o güzel mesajlarınızın hepsini görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Keyif almanız bizi mutlu etti, mutlu ediyor. Çok sağ olun desteğiniz için. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eren'e ve tüm Plastik Band grubu üyelerine, Plastik grubu üyelerine çok çok sevgiler, saygılar. Öpüyoruz. Ve Görüşmek tüm üzere. Müzik On Air ekibine de teşekkürler. Mutlu akşamlar diliyorum Teşekkürler. dostum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Adana'ya Görüşmek sevgiler. üzere. Görüşmek Sağ ol. üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol.